Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde yer alan padişahlar hakkında bilgiler sunacağım. İlk padişahımız Osman Bey. 1299-1326 yılları arasında Osmanlı Devleti'nde padişahlık yapmıştır. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin de kurucusudur. Ertuğrul Gazi ve Halime Hatun'un oğludur. Birinci Osman zamanında Bizans ile ilk savaş olan Koyunhisar Savaşı yapılmıştır. İlk bakırdan Osmanlı parası mangır bastırıldı ve ilk Osmanlı vergisi baş konulmuştur. İkinci padişahımız ise 1. Orhan. 1326-1361 yılları arasında Osmanlı devletinde padişahlık yapmıştır. 1. Orhan zamanında Bursa fethedilmiştir ve başkent olmuştur. Karasiyolları Beyliği Osmanlı Devleti'ne katılmıştır. Osmanlı'ya katılan aynı zamanda ilk beyliktir. İlk Osmanlı ordusu yaya ve müsellem ordusu kuruldu. İlk Osmanlı gümüş parası bastırıldı. Divan örgütü kuruldu. İlk donanma çalışmaları yapıldı. İlk Osmanlı medresesi İznik'te açıldı. Ve Çimpe Kalesi alınarak Rumeli'ye ilk fetih gerçekleştirildi. Bir sonraki padişahımız ise 1. Murat. 1361-1389 yılları arasında padişahlık yapmıştır. 1. Murat zamanında Edirne başkent oldu. Sırp Sındığı ve Birinci Kosova Savaşları ile Haçlılar yenilgiye uğratıldı. Kapıkulu Ocakları kuruldu. Yeniçeri Ocağı kuruldu. Rumeli Beylerbeyi kuruldu. İlk kez tımar sistemi uygulandı. Kazaskerlik ve Defterdarlık makamı kuruldu. İlk Veziri Azam Ataması yapıldı. Birinci Kosova Savaşı'nda öldürüldü. Bir sonraki padişahımız ise 1. Bayezid. 1389-1402 yılları arasında padişahlık yapmıştır. 1. Bayezid zamanında ilk kez Anadolu'da Türk siyasi birliği sağlandı. Anadolu Hisarı yapıldı. Atı çok hızlı kullandığı için Yıldırım lakabı verildi. Eflak ve Boğdan alındı. Abbasi halifesinden Sultan-ı İklim ünvanını aldı. İstanbul'u ilk kuşatan padişahtır. Ve Ankara Savaşı'nda esir düştü. Ve Ankara Savaşı'ndan sonra Fetret devri de başlamış oldu. Bir sonraki padişahımız 1. Mehmet. 1413-1421 yılları arasında padişahlık yapmıştır. 1. Mehmet zamanında Fetret devrini kapattığı için devletin ikinci kurucusu olarak da bilinmektedir. Çelebi almıştır. Şeyh Bedrettin isyanlı bastırıldı ve İlk deniz savaşı Venediklerle yapıldı ancak kaybedilmiştir. Bir sonraki padişahımız ise 2. Murat. 1421, 1444 ve 1446, 1451 yılları arasında iki kez tahta çıkmıştır. 2. Murat zamanında Macarlar ile Edirne Segedin anlaşması yapıldı. Varna Savaşı ile Haçlılar yenilgiye uğratıldı ve 2. Kosova Savaşı yapılmıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.